Hane Hanım, kendinize gelin. Nerede olabilirler şu anda? Bilmiyorum. Bilmiyorum, aklıma hiçbir şey gelmiyor. Hiç mi bir yer yok, hiç mi bir tahmininiz yok? Sadece ava gittikleri bir yer vardı. Ama orada da değiller Güneş. Ben geliyorum hemen. Herkesten ve her şeyden uzakta, gizli cennetimizde. Güzel mi bari gittiğiniz yer? Gizli cennete götürüyorum kardeşimi. Beraber de gideriz. Rana Hanım. Burası neresi? Annemin evi. Ama yıllardır hiç kimse gitmedi oraya. Buraya gitmiş olabilirler mi peki? Hiç sanmıyorum. Ben sanıyorum. Ben şu anda buraya gittiklerini düşünüyorum. Hadi Güneş. Bir yerden başlayalım aramaya. Şimdi ben avazım çıktığı kadar bağırsam beni kimse duymaz değil mi abi? Duyar. Avlayacağımız kuşlarla domuzlar duyar. O da pek işimize gelmez. Ama sen gene de çok istiyorsan bağır tabii. O zaman ne söyleyeceksen söyle artık. Nasıl? Yani beni niye buraya getirmek için bu kadar uğraştığını anlatmakla başlayabilirsin mesela. Niye mi? Çünkü ben seni tanıyamıyorum. Tanımak istiyorum. Sen o küçük naif çocuk değilsin. Değilim. İşte. Değiştin. Ne zaman sen büyüdün de beni tehdit edecek hale geldi. Yanlış. Çok yanlış. Peki bu yanlışı nasıl düzeltmeyi düşünüyorsun abi? Eğer kımıldarsan canını yarar. Bu işi canını yakmadan bitireceğim. Devam edelim mi? Edelim. Ben hala Haluk'un kardeşine bir şey yapabileceğine inanamıyorum. Haluk Ahmet'i hiçbir zaman istemedi. Ne oldu peki aralarında? Nasıl bu hale geldiler? Annemin intiharıyla. İntihar mı?
Evet, annem intihar etti. Tabii daha öncesi de vardı ama annemin intiharı hepimiz için büyük bir travma oldu. Annem çatıdan atladı, Haluk'un gözleri önünde. Haluk'un gözünün önünde mi oldu bu olay? Rana Hanım, siz ne diyorsunuz? Bu çok ciddi bir durum. Haluk bana bundan hiç bahsetmedi. Böyle bir şeyden nasıl bahsetmez ki? Bahsedemezdi. Bu olay kayıtlara kaza olarak geçti. Bunu sadece biz biliyorduk ve Haluk bu yüzden hayatı boyunca acı çekti. Peki bu durumun Ahmet'le ne ilgisi var? Çünkü annem Ahmet'i doğurduktan sonra depresyona girdi. Hem de çok ağır bir depresyona. Sonuç intihar. Haluk da Ahmet'i için için hep suçladı bu yüzden. Ben de Ahmet'i evden uzak tutmak için elimden geleni yaptım. Çünkü başına o kadar çok iş geldi ki sabah anlattığım size sadece bu olaylardan bir tanesi. Bir keresinde hastanelik bile oldu. Bütün bunların kaza olduğunu düşünmek istedim. Ta ki gözlerimle görünceye kadar. Sıra sende. Buradayım. Gel, buradayım. Sesime gel, buradayım. Buradayım, gel. Ne böyle be? Hangi aşk insanı buraya mecbur eder arkadaş? Karıştırıyorsun acaba Nazlı? Selin? Kızım. Hayır. Sen olamazsın. Sana gelmiş olamaz. Selin benim babam. Dokunma bana! Uzak dur! Selin, ne işin var senin burada? Selin bir saniye. Ya kaçma lütfen! Selin, ne yapıyorsun ya bizim babamız? Bir saniye, ya, bizim babamız. Konuşalım lütfen. Selin, baba dur! Baba! Dokunmayacaksın lan kıza. Ali bıraksana babamı ya, bırak. O kıza dokunmayacaksın, bırak. Köpek! Dokunmayacaksın Ali, bırak. Kıza! Ya bırak babamı ya, bırak! O kıza dokunmayacaksın! Bırak babamı!
Durduramayacaksın. Ali sakin ol Ali.